Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size bir çerçeve göstereceğim. Kolay çerçeve içine şöyle süngerli kumaş geçirmeyi göstereceğim. Şimdi şu yaptıklarımı bir kaldıralım. Bu çerçevelerin 3 rengi var. Gümüş, altın ve beyazlı gümüşlü. Şöyle tek çerçeve almak isterseniz böyle fiyatı 20 lira. Şimdi bunu böyle set halinde isterseniz kordonsuz, çünkü kordon herkesin ne renk koyacağını bilemedikleri için kordonsuz bir set bu. Setin içinde neler var? Şöyle 50'ye 40 büyük boy bir çerçeve var. Çok güzel DMC kumaş var. Böyle hafif parlak kendinden, çok tatlı. Şöyle bir adet sünger, 2 tane de şöyle karton var. Hemen bir tane yapalım. Kutucuğumuzu Instagram sayfasından bunlara ulaşabilirsiniz. WhatsApp'larından kendilerine sipariş verebilirsiniz. Şöyle hemen biraz silikon şöyle bir iki tane damlatıyorum ve süngerimi şöyle üzerine yapıştırıyorum. Biraz bakalım şöyle. Tam düzgün. Evet. Şimdi süngeri yapıştırdıktan sonra kumaşımızı alıyoruz. Bu çok kolay yuvarlaklara göre. Herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Şöyle ters koyuyorum. Karton üstte sünger kumaşa değecek şekilde. Önce bir tarafını şöyle yapıştıralım. Görüyorsunuz çok kolay. Yuvarlaklar gibi çok fazla çekiştirmeye gerek kalmıyor. Şimdi bu taraftan biraz çekeceğim gergin olsun diye. Şöyle bastırabilirsiniz. Şimdi diğer tarafını yapıştıralım. Bu sefer birazcık çekebiliriz. Tekrar bir bakalım. Evet, bayağı gergin oldu. Şimdi şu köşeye şöyle biraz silikon sıkıyorum. Sonra böyle içeriye doğru şöyle köşelerini de yapıştırıyorum. Keseceğim zaten. Evet, şöyle düzeltelim de. Keselim, daha kolay olacak. Şöyle fazlalıklarını alalım. Evet, şimdi köşelerini yapalım. Şuraya biraz silikon sürüyoruz. Sonra şöyle çekiyoruz. Gene fazlasını buradan bu kulağa keseceğim. Rahat tutup çekebileyim diye bıraktım bu kulağı burada. Şöyle bastırırsak şöyle süngerine daha böyle kolay tutabiliriz. Bunun yapımı aslında bu kadar. Çok fazla bir şey yok. Şimdi şu fazlalıkları kesiyorum.
Dediğim gibi ovallere göre bunun yapımı çok kolay. Şimdi şöyle çerçevemizi alıyoruz. Bu çerçevede gördüğünüz gibi hem dikey asabilmeniz için hem de yatay asabilmeniz için birer tane aparat mevcut. Şimdi çerçevenin şu kısımlarını açıyoruz iyice. Şöyle hepsini açtıktan sonra şöyle yerleştiriyoruz. İkinci kartonumuzu da üstüne yerleştiriyoruz. Açtığımız çerçeve tırnaklarını şöyle tekrar geriye bastırıyoruz. İsterseniz yapıştırabilirsiniz de bu kartonu ama insan sonra değiştirmek isteyebilir. Bir sürü şey yapabilir. O yüzden hiç yapıştırmadan yerleştirmeyi tercih ettim. Evet, hepsini geçirdik. Şimdi çevirelim. Gayet güzel oldu. Bakın pırıl pırıl. Köşelerde hiç büzgü yok. Şimdi kenarlarına bir ince kordon geçeceğim. Şöyle görüyorsunuz, sünger koyduğumuz için bombeli oldu. Güzel yani, böyle süngerli. Daha önce polyester çerçeve kapısında de buna benzer, o da böyle yapılıyor. Onu göstermiştim. Bu da düz çerçeveler için. Gördüğünüz gibi bu çok daha kolay. İster dikey, ister yatay olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz çiçeklerle şöyle süsleyebilirsiniz. İsim yazabilirsiniz, 50 santim. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız bile yazabilirsiniz. Şimdi yani çok yer var. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Bunlardan 4-5 tane yeterlidir süslemek için. İşte 3 tane bu tarafa, bir tane belki bu tarafa. Tanesi 1 liraya geliyor.
Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.